Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Cehennem ve Mizan. Bu bahis, her ne kadar daha önce işlenmişse de, mevzunun tamamlanması bakımından, burada tekrar ele almakta bir mahsur görmedik. Umulur ki, nasihatlerin tekrarı, gafil ve fasit kalplere fayda verir. Allah Celle Celaluhu, Kitabı Kur'an'ın müteaddit ayetlerinde cehennemin dehşetini ve kıyamet hallerini anlatmıştır. Bu bize şunu gösterir ki, cehennemin dehşeti ve kıyametin ahvalinden gayri şeyler, ufak, değersiz ve kolay şeylerdir. Ahiretse daha hayırlıdır, aynı zamanda ebedidir. Cehennemin hali. Allah Celle Celaluhu, lütfu ve keremiyle, ondan ve onun azabından bizi korusun. Cehennem hakkında varid olan bir hadis şöyledir. Cehennem simsiyah ve kapkaranlıktır. Hiç ışığı ve şulesi yoktur. 7 kapısı vardır. Her kapının üzerinde 70.000 dağ, her dağın ateşten 70.000 tepesi vardır. Her tepenin 70.000 ateşli bölgesi, her bölgede ateşten 70.000 dere, her derede ateşten 70.000 köşk, her köşkte 70.000 daire, her dairede 70.000 yılan ve 70.000 akrep vardır. Her akrebin 70.000 kuyruğu ve her kuyruğun 70.000 boğumu bulunur. Her boğumda 70.000 büyük testi dolusu zehir vardır. Kıyamet günü olunca cehennemin perdeleri açılır. İnsanları ve cinleri sağından, solundan, önlerinden, arkalarından ve üstlerinden cehennemin ateş duvarları çevreler. Onlar bunu görünce dizüstü düşerler ve her biri Allah'ım kurtar diye figan ederler. Müslim'in kaydettiği bir hadis şöyledir. Kıyamet günü cehennem 70.000 yularla getirilir. Her bir yuları çeken 70.000 melek vardır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemin üzerinde iri gövdeli, haşin melekler vardır. Mealindeki ayette işaret edilen cehennem bekçileri hakkında der ki, her meleğin iki omuz arası bir senelik mesafedir. Her birinin öyle bir kuvveti vardır ki, eğer elindeki topuzla bir dağa vursa onu tuz buz eder. Her bir darbede 70.000 kişiyi cehennem çukuruna gönderir. Cehennemin üzerinde 19 melek vardır mealindeki ayette geçen 19 melekten murat, meleklerin reisleridir. Yoksa cehennem meleklerinin sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Rabbinin askerlerini kendisinden başkası bilmez. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas'a cehennemin genişliğinden sorulduğunda şu cevabı verdi. Allah için cehennemin genişliğinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Fakat bize gelen haberlere göre zebanilerden birinin kulak memesiyle ense arası 70 yıllık mesafedir. Orada kan ve irin nehirleri akar. Müslim kaydeder. Cehennemin ateş duvarlarından bir duvarın kalınlığı 40 yıllık mesafedir. Bir ara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa hitaben şunları söyledi. Bu dünyadaki ateşiniz cehennem ateşinin sıcaklığının 70'te biridir. Kendisini dinleyenler dediler ki cehennem ateşi gibi olsaydı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunun üzerine her birinin harareti bunun harareti kadar olan 69 parça konmuştur. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eğer cehennem ehlinden biri cehennemden bir elini dünyaya uzatsa, dünya onun hararetinden yanardı. Eğer cehennem bekçilerinden biri dünyaya çıkarılsa da dünyalılar onu görselerdi, muhakkak o anda Allah'ın onun üzerinde görülen öfkesinden ölürlerdi. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber oturuyordu. Bir ara sert bir cismin yere düşüşüne benzer bir ses işitildi.
Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, biliyor musunuz bu nedir? Sahabiler dediler, Allah ve Resulü en iyisini bilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, bu bir taştır, cehenneme atılmıştı. 70 senedir düşmekteydi, ancak şimdi dibine varabildi. Bu ses, onun cehennem çukuruna düşüşünün sesidir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle derdi, cehennemi çok hatırlayın, çünkü onun harareti şiddetli, dibi derin ve topuzlarıysa demirdendir. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas da şöyle derdi, kuşun tane devşirdiği gibi cehennemde cehennemlikleri devşirir. Bir defasında İbni Abbas'a, bu cehennem kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar bunun müthiş öfkelerini ve uğultusunu duyacaklardır. Mealindeki ayetten sorularak cehennemin gözleri var mıdır dendi. İbni Abbas şu cevabı verdi. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü işitmediniz mi? Kim kasten benim üzerime yalan söylerse cehennemin iki gözü arasında yerini hazırlasın. Bu esnada Resul aleyhisselama soruldu. Ey Allah'ın Resulü, cehennemin gözü de mi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Celle Celaluhu'nun şu ayetini işitmediniz mi? Cehennem kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar bunun o müthiş öfkelenişini ve uğultusunu duyacaklardır. Şu hadis bu meseleyi teyit eder. Cehennemden bir boyun çıkar. Onun gören gözleri ve konuşan dili vardır. Der ki, ben bugün Allah'a eş ve ortak tanıyanları yakalamakla emrolundum. O onları görür ve kuşun yem toplaması gibi toplar. Mizan. Hadiste şöyle buyrulur. Sevaplar ve iyi ameller kefesi nurdan, günahlar ve kötü ameller kefesi ise zulmettendir. Cennet arşın sağına konur, cehennemde soluna. Cennet iyi ameller karşılığında, cehennemse kötü ameller karşılığındadır. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas şöyle derdi. İyi ve kötü ameller iki kefesi ve bir de göstergesi bulunan bir terazide tartılır. Allah Celle Celaluhu kullarının amellerini tartmak murad ettiği zaman onları madde ve cisim haline çevirir. Sonra onları tartar.